Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan, bir düzenlemeyi içerdiği için veto edeceğini söylediği tasarıyı, Temsilciler Meclisi 78'e, karşı 335 oyla onayladı. Temsilciler Meclisi'nden 3'te 2'den büyük bir oy çokluğuyla geçen, tasarı aynı destekle Senato'dan da geçerse Trump tasarıyı veto edemeyecek, tasarının nihai halinde, Savunma Bakanlığı, için 635,5 milyar doları temel bütçe, 69 milyar doları savaş fonu olarak bilinen, Deniz Aşırı Muhtemel Operasyonlar Fonu, 8,9 milyar doları ise, tasarının yetki alanları dışındaki savunmaya ilişkin harcamalar olmak üzere, 713,4 milyar dolar bütçe ayrıldı. Bunun yanı sıra, Enerji Bakanlığı bütçesi altında nükleer kapasiteye ilişkin savunma harcamaları için ise, 26,6 milyar dolar bütçe belirlendi. NDAA tasarısında, Çin'e karşı Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi'nin kurulması öngörülürken, ABD'nin Pasifik bölgesindeki askeri gücünü tahkim etmek, bölgedeki ortak ve müttefiklere destek vermek üzere bu inisiyatif için, Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı'nın bütçesine ek 2,2 milyar dolar fon ayrıldı. Rusya'ya yönelik faaliyetler kapsamında, tasarı ayrıca, Ukrayna'ya 75 milyonu silah olmak üzere, 250 milyon dolarlık savunma yardımı yapılmasını şart koştu. Tasarıda aynı zamanda, Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi için, önceki bütçe yasalarında belirlenen 3,7 milyar dolarlık fonun tamamının, bu bütçe kapsamında da sağlanması istendi. ABD Başkanı Trump'ın Almanya ve Güney Kore'den asker çekme planına ilişkin ise tasarıda, gerekli şartlar teyit edilmediği sürece, Güney Kore'deki asker sayısının 28.500'ün altına, Almanya'daki asker sayısının ise değerlendirme süreci tamamlanmadan, 34.500'ün altına düşürülmesi yasaklandı. ABD Hava Kuvvetleri'nin, gücünün ortalama 386 filo veya 3850 savaş uçağına ulaştırılmasını öngören tasarı, birçok savaş uçağının yanı sıra 93 adet F-35 uçağının alınması için yetki verdi. Tasarıda, Türkiye'nin aldığı 6 F-35 uçağının da, ABD Hava Kuvvetleri'nce kullanılması için gerekli yetkilendirme yapıldı. Savunma bütçesi tasarısında Türkiye'ye yaptırım, uygulanmasını öngören bir bölüm de yer aldı. Tasarıda Türkiye'nin S-400'leri teslim almasının, ABD hasımlarına yaptırım yoluyla mücadele yasası, kapsamında Rusya ile önemli bir işlem olarak kabul edildiği ve, NDAA'nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye'de S-400 alımına müdahil olanlara hasımlarına yaptırım yoluyla mücadele yasası, yaptırımlarının uygulanması talep edildi. Tasarıda, başkanın hasımlarına yaptırım yoluyla mücadele yasası, kapsamında belirtilen 12 maddeden en az 5'ini uygulaması, yaptırımların, ithal edilen malları, kapsamaması istendi. Bu mallar da, doğal ya da, insan eliyle yapılmış maddeler, imal edilmiş erzak ve, bunlara ilişkin denetim ekipmanı, şeklinde sıralandı. Ayrıca tasarının 159. bölümünde ise, tasarının yasalaşmasından sonra 15 gün içerisinde, Türk şirketlerinin yerine F-35 için parça üretecek ortakların tespit edilmesi ve, gerekli işlemlerin başlatılması istendi. Türkiye'de ve dünyadaki olan olaylardan haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.